Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz ülkemizden gelen haberlerine bir özet yapalım Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borel Üsküp'te devlet zirvesiyle temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Jose Borel, Kuzey Makedonya resmi ziyareti gerçekleştiriyor. Borel Üsküp'te devlet zirvesiyle temaslarda bulunarak ilk önce Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ardından Başbakan Dimitar Kovacevski ve sonunda Meclis Başkanı Talat Caferi ile de bir araya gelmiş oldu. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile yapılmış olan ikili görüşmede özellikle Avrupa Birliği'nin üye olma konusunda müzakerenin bir an önce başlatılması konusunda hem fikir söz konusu bir değerlendirme yapılmıştı. Öte yandan ise Başbakan Dimitar Kovacevski ile yapılmış olan görüşmede aynı mevcut olan talepler tekrarlanmıştır. Ülkemiz tüm şartları yerine getirdiğinden dolayı bir an önce Avrupa Birliği özellikle tam üye olma konusunda müzakerelere başlaması gerektiği dile getirilmiştir. Sonunda ise mevcut olan ziyaretleri kapsamında Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Meclis Başkanı Tala Caferi ile de bir araya gelmiş oldu. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından enerji ve fiyat artışları krizine karşı getirilen önlem paketi meclisten geçti. Akaryakıt vergisinin %18'den %10'a temel gıda ürünlerinin vergisinin %0'a düşürülmesi, kar payının sınırlandırılması, ihracatın sınırlandırılması gibi maddelerin yer aldığı yasa tasarıları geçenlerde mecliste gündeme alınmıştır ve yeşil ışık almıştı. Başbakan Dimitar Kovacevski tüm milletvekillerine çağrıda bulunan olarak önlem maddelerinin bir an önce yürürlüğe koyulması için milletvekillerine yasa değişikliklerini onaylama çağrısında bulunmuştu. Öte yandan ise hükümetten yapılmış olan açıklamasına göre 50 günlük bir çalışma kapsamında özellikle birçok önemli karar getirilmiştir. Buna bağlı olarak akaryakıt perakende satış fiyatlarında 6.5 denardan 9 denara kadar bir düşüş söz konusu olmasıyla birlikte en çok vatandaşları sevindirmişti. Öte yandan ise ise asgari ücreti konusunda da 18 bin denarlık minimum bir maaşın ödenmesi konusunda geri kalan önemli noktalardan arasında yer almasıyla birlikte mevcut olan hükümetin getirmiş olduğu önemli kararlardan bir tanesi söz konusu oluyor. Öte yandan ise antikris olarak alınmış olan önlemlerin tutarı 400 milyon euro söz konusu olmasıyla birlikte en çok faydasını vatandaşlar göreceğine inanılmaktadır. Terörle mücadele konusunda başarılı bir şekilde çalışmalarını yürüten TIGAR özel birimi özellikle 41 sene vatandaşın hizmetinde bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, yıl dönemiyle ilgili olarak ilinden kışlasında düzenlenmiş törenine de katılmasıyla birlikte mevcut olan TIGAR özel biriminin mevcut olan çalışmaları kapsamında ve elde edilmiş olan başarılara kapsamında bazı detaylarına değmiş olduğu öte yandan ise tüm standart standartları yakalama konusunda ve mevcut olan standartlara uygun olarak hareket etmesiyle birlikte hem ülkemize hem de vatandaşlara gurur duyacağımız bir birimden bahsedilmesiyle birlikte Başbakan Dimir Kovacevski mevcut olan durumu açıklamıştı. Kendisine göre özellikle kendileri yapmış oldukları çalışmaları birim olarak hem vatandaşlara hem devletimize fayda getirmiştir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri özellikle geleneksel olarak şimdiye kadar birçok ortak çalışmaları sadece değil büyük bir dostluğun imzasını atmaktalar. Ondan dolayı Başbakan Dimitar Kovacevski bu sefer de Üsküp'teki büyük elçi Kate Mary Burns'ı kabul etmiş oldu. Kabul etme esnasında özellikle mevcut olan Ukrayna durumu yanı sıra NATO'nun ve NATO müttefiklerin mevcut olan çalışmaları ve görevleri konusunda ortak fikir ve iddialar paylaşılmıştı. Mevcut olan çavuşmaları kapsamında ülkemiz NATO ve geri kalan müttefiklerin Getirilmiş oldukları kararına uygun bir kararın veya birçok kararın getirilmesi ile ilgili olarak bir bilgilendirme görüşmesi söz konusu olmuştu. birindiği gibi ABD'den ülkemize devamlı büyük destek gelmiştir. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşu'yla ile bir araya gelmişti. Konuyla ilgili olarak özellikle eski Başbakan Zoran Zaev ve eski Sağlık Bakanı Venko Filipçe de bu görüşmelere katılmış oldular. Öte yandan ise NATO müttefikleri olarak Ukrayna Rusya meselesinde kararlılık ve birliktelik ile hareket etkilerini ifade eden mevcut olan üst düzey yöneticilerimiz çözüm sürecine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da söyledi. Öte yandan ise Türkiye ile olağanüstü ekonomik ilişkilerin olduğu ifade eden Dışişler Bakın Osmani, ülkemizdeki yabancı yatırımların büyük bir bölümünü oluşturan Türkiye bizim için özel ilgi alanımıza girmektedir diye bir yorum yapmıştı. Bu şekilde özellikle Rusya ile Ukrayna problemin çözülmesi konusunda NATO müttefikleri yanı sıra ülkemizdeki eski başbakan Zoran Zaev ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe katılmasıyla birlikte ülkemizdeki özellikle giden heyeti komple olarak hatta yeni temsilcileriyle bir araya gelmesiyle birlikte tamamen Antalya ziyareti gerçekleştirilmiştir. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onları da sizinle paylaşalım. Bölgemizdeki özellikle Covid-19 salgının başlaması iki sene öncesine dengelmesiyle birlikte 14 Mart tarihinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Debre ve Merkez Jupa'yı özel bir bölge olarak karantinaya almıştı. Debre'deki sağlık ocağı temsilcisi Doktor Mentor Mela'ya göre ilk vakalar Merkez Jupa'da çıkmasıyla birlikte kısa bir zaman içerisinde 50'den fazla vaka bölgemizde tespit edilmişti. Ondan dolayı bütün alınmış olan önlemler bu zamanı Için önemli o önlemler olarak yer almasıyla birlikte belki en zor zamanları geride kalmıştı. Kendisine göre ilk vakaların özellikle korkuyla kabul edilmesi ve mevcut olan makamlarında ortak bir şekilde hareket edilmesinde tamamen fayda getirilmesiyle birlikte iki seneyi de COVID-19 mücadelesi kapsamında başarılı bir şekilde geride bırakılmıştır. 19'un virüs olarak başlamasıyla birlikte Mart 2020 yılında bölgemize de gelmesiyle birlikte özellikle Şubat'ın son günlerinde ilk vakaların tespit edilmesiyle birlikte Mart'ın ilk haftalarında ciddi hareketlere başlandığı Bu hareketlerde Debre Sağlık Ocağı çalışanları büyük bir görev üstlemiş oldular. Debre Sağlık Ocağı Baki Halili, özellikle yapmış olduğu analizlere bağlı olarak Debre Sağlık Ocağı özellikle ilk günlerde büyük bir çaba gösterilmesiyle mevcut olan hastalara tedavi verme konusunda veya sağlık hizmetleri sunma konusunda bir de önleme çalışmalarına önem vermiş olduğu COVID-19 ilk vakaları özellikle ilk önce Debre'deki sağlık hoca tarafından tamamen muamele görmesiyle birlikte ondan sonra ilgili kliniklere tamamen bir yollama çalışması söz konusu olmuştu. İki sene önce tam bu bölgeye gelmiş olan vakalar tekrar gelmemesi dileğiyle bu haber özellikle kapatılmaktadır. Debre Sağlık Hoca Müdürü Bakya Lili'ye göre Debre Sağlık Hoca personeli bu konuda olan üstü bir katkıda bulunmuştur. Trafik göbekleri söz konusu ise Debre'deki birçok trafik göbeğin tamamen inşaatıyla ilgili olarak çalışmalar planlara göre devam etmektedir. Özellikle Debre'deki ve Debre bölgesindeki trafik güvenliği söz konusu olmasıyla birlikte al son olarak yerel olarak Büyük bir önem verilmektedir. Toplam 4 tane debrede tam bir trafik göbeğinin inşa edilmesiyle birlikte özellikle yapılacak olan çalışmalar bu seferde sadece klas mevcut olan debredeki ekmek fırının yanı sıra debredeki emekliler külübüne yakın olan ikinci bir mevcut olan trafik göbeğinin inşaatıyla birlikte debrede toplam 4 tane büyük trafik göbeği söz konusu olacaktır. Devre karatecileri Kosova'da düzenlenmiş olan karate turnuvasına başarılı bir şekilde iştirak etmiş oldular. Özellikle antrenör Durum Paçiko'ya göre Toplam dört tane karateciden üçü de medalya kazanıp kendi memleketine dönmüş oldular. Sara Dukayra Koca ve Vlera Sela bir de Genta Sela yapmış ve göstermiş oldukları performanstan dolayı kendileri antren olarak Durin Pacuco memnun. Bir de oradaki özellikle turnuvaya en bölgemizi hem ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmiş olduğuna dair olarak haberi paylaşmıştı. Devre Takımı bu seferde de Voska'dan kaybetmesiyle birlikte yeniden 3 puanı kazanmış değildir. Özellikle iyi bir futbol oynamasına rağmen Devre Takımı Voska'dan 2-0 bir skorla kaybetmiş oldu. Ondan dolayı özellikle Devre Takımı artık bir sonraki haftaya gözleri dönmüştü. 20 Mart tarihinde oynanacak olan Sileks'e karşı bu maçtan 3 puan peşinde olmasıyla birlikte artık büyük bir iddia söz konusu oluyor. Son maçları Devre Takımı kaybetmiş olması ile birlikte iyi bir skor serisi söz konusu olmadığı da takım yönetiminin tarafından açıklamalar gelmektedir. 14 Mart Eski özellikle takvimlerine göre resmi olarak ilbarın başlaması söz konusu oluyor. Ondan dolayı bölgemizde de Letnik denilen veya yılbaşı bayramı emdenası kutlanmaktadır. Bununla ilgili olarak özellikle dünden başlamış olan etkinlikler bugün de devam etmektedir. Geleneksel olarak bölgemizde yılbaşı bayramı kutlanıyor. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.